27 Şubat 2022 Sibel Erastan, Star Gazetesi Benim adım Sevinçti, ben Hocalı'da yaşadım. 26 Mart 1992'de Hocalı katliamında 1300 kişi hunharca öldürülürken 1275 kişi esir alınmıştı. 366. Rus motorize alayının teçhizatlarıyla katliam yapan Ermeniler, 63 çocuğu, 106 kadını, 70 ihtiyarı, 8 büyük ailenin tüm fertlerini cani şekilde yok etmişlerdi. Yaşına başına bakılmadan ağır işkenceyle öldürülen Hocalı sakinlerinden ertesi sabah haber alındığında Hocalı deresinden su yerine kan akıyordu. Bir de hala bulunamayanlar var. 150 kişi hakkında hala haber yok. Bunların 68'i kadın, 25'i çocuktur. Kimsenin umur örmediği, önemsemediği ama aslen uluslararası hukuk ölçütlerince bakıldığında apaçık soykırım olan bu vahim hadisenin üzerinden 30 yıl geçti. Hocalı'daki katliamdan sonra Karabağ'ın altı reyonunu da işgal edip Laçin'e bir koridorla bağlantı kuran Ermeniler böylece Karabağ'ı tutsa kalmışlardı. Azerbaycan'ın öz vatanı olan bu yerleri tam 30 yıl işgal altında tuttular. Allah'ın izniyle Karabağ'ımız yeniden özgürlüğüne kavuştu. O hüsran dolu vahim günler geride kaldı. Bu süreçte güçlü bir devlet, bilinçli bir halk, güçlü bir ordu olmak gerektiğini de kanımız canımız bahasına öğrenmiş olduk. Ayrılığın değil bir birlik beraberliğin gerektiğini de öğrendik. Sosyal medya üzerinde Sevinç adlı 10 yaşındaki bir kızın Hocalı'dan gün be gün çektiği video blokları seyrettik hep birlikte. Sevinç 1 Şubat'tan itibaren her gün kısa videolarıyla Hocalı'daki evlerini, nenesini, dedesini, evlerinin önünden akan çayı, ağaçları, kuşları ve canından çok sevdiği arkadaşı Küçük Asif'i bize anlattı durdu. Dedesi hekimdi ve Hocalı'da çok sevilen, hürmet edilen eşraftan bir kimseydi. Yardımseverdiler. Ermeni ablukası altında olmalarına rağmen oyunda oynarlardı. Bir oyana bir bu yana koşuşur, saklanbaşta saklanır, kitap okur, birlikte çay içerlerdi. Bu çocuklar hem yalnızlığın, kıstırılmışlığın hüznünü hem de her koşulda arkadaşlığın hikayesini anlattılar bizlere 26 gün boyunca. Sevinç ne patlayan şarjörleri ne evlerine tutulan projektör tarayıcılarını tam olarak anlayabiliyordu. O yaş itibariyle bir tür oyun içinde olduklarını düşünüyordu. Ablalar onun altın sarısı saçlarını tarayıp örüyor, türküler söylüyor. Asifse ona kağıttan kayıklar yapıyor, dere boyunca koşup duruyorlardı. Sevinç bunları bize her gün kısa günlükler halinde videolarla anlatmıştı. Sizler de bakabilirsiniz. Sevinç.stories adresiyle çekilen hocalı videolarını tüm dünya seyretti. Böylece bir katliamın çocuk gözüyle izlenmesine bizler de şahit olduk. Ama inanın Sevinç'i hepimiz gözyaşlarıyla izledik. Onunla birlikte bizler de öldük. Bugün Ukrayna'da bir benzeri insanlık dramı yaşanıyor. Artık adeta çarlığını ilan etmiş olan Rusya, medeni dünyanın gözü önünde Ukrayna'yı işgal ediyor. Kadınlar ve çocuklar yine yollarda. Yine kaçan kaçabilecek. Kaçamayanlarsa ölümü bekleyecek. Dünyanın zulmün karşısında koyu sessizliği ise insanı çıldırtacak seviyede. Bahtiyar Vahapzade'nin dediği gibi korkaram dünyada bir zaman gele. İnsanlar yaşaya, insanlık öle. İnsan sureti var ama insan demeye bin şahit yetmez. Sevinç bize katliamların, soykırımların nedensizliğini de anlatıyor bu video günlüklerinde. Çünkü hangi milletin çocuğunu oraya koysanız o da benzeri şekilde kendince oyunlar bulur, saklambaç oynar, karda gezer, dereye kağıt kayık salar ve hangi milletten olursa olsun çocuğun nazarında kavganın, paylaşamamanın, katliamın hiçbir haklı sebebi yoktur. Peki hocalı da o akşam insanları diri diri yakmanın, gözleri oymanın, derileri soymanın, tüfek kabzasıyla kafa tasları kırmanın sebebi neydi? Çocukların boğazlarını niçin kestiler? Kadınları niçin kör bıçaklarla boğazladılar, dedeleri, neneleri kurşunladıktan sonra niçin derelere fırlatıp attılar, bunları anlamanın bir yolu yok. Şayet ruhunuz ve kalbiniz halen varsa bu aşağılık melaneti anlamaya, anlamlandırabilmeye vallahi imkan yok. Biz bu vahşeti reddediyoruz ve bu ağır tecrübeden sonra güçlü devlet, güçlü millet diyoruz.